Herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar biliyorum sizleri uzun zaman oldu video çekmeli. Sağ olsun bazı arkadaşlar WhatsApp'tan yazmışlar. Abi ne zaman yeni videoya gelecek diye. Arkadaşlar ilk önce sizden ricam beğeni atıp takip etmeyi unutmayın lütfen. Şu an arkadaşlar yeni bir sistem yaptım. Kendi çabalarımla onunla uğraşıyordum. Bir de bölgemde çok yağmur vardı. O sebepten dolayı kızları da uzun süreden beri en son belki video çektiğimden beri ilk defa salıyorum. Evet size kısacası yaptığım sistemden bahsedeyim. Ben tavuklara taşıma suyuyla yani bildiğiniz arıtma suyu içiriyordum. Çünkü tavuklar yani benim için çok önemliydi. Hastalık olmasın diye arıtma suyu içiriyordum. Sonra tabii yağmur, çamur derken zorlanmaya başladım. Çünkü günde neredeyse 80 litreye yakın su içiyorlar. Benim burada bir kuyum var arkadaşlar. Kuyudaki su pisti. Kuyudaki suyun pis olduğunu ölçtüm ben. Cihaz aldım. Ve elektrik yok biliyorsunuz bölgemde. Şöyle bir sintina motoru aldım arkadaşlar. Bu sintina motoruyla kuyudan çekiyorum. Çektiğim gibi şuraya bir arıtma koydum. Görüyorsunuz. Arıtmadan süzerek kümesin içine. Evet, bu arada motor tekrarlıyorum 12 voltta çalışıyor. Dakikada 18 litre su bastığını söylüyor. Tabi ama 15-16 metre hortum olduğundan dolayı evet görüyorsunuz şu an arıtılmış bir şekilde depoya dolduruyorum. 16 metre olduğundan dolayı birazcık ince akıyor. Yani dakikada 15 litreye düşüyor. Onu da güneş panellerim vardı. Bugün onları da biraz toparladım. Şöyle göstereyim. Güneş paneliyle çekiyorum. Zaten ışıklandırmayı da güneş paneliyle yapıyordum. Bakın görüyorsunuz. Bu arada verimlilik oranını merak edenler olmuş. Bugün 1 Şubat. 1 Şubat'ta arkadaşlar 240 tavuğum kaldı. 8 tanesi öldü. Sebebi hastalık değil. Kesinlikle sebebi benim hatalarımdan dolayı öldü. Ezilme ve akünün yanlış koymamdan dolayı üstüne düşmesinden dolayı öldü. 240 tane tavuktan bugün %80 verim aldım, hamdolsun. Yani bu kışın, şu 1 Şubat'ta çok güzel bir şey. Ya Ligorinler güzel tavuk ama maalesef kıymeti bilinmiyor. Şöyle bilinmiyor, beyaz tavuk olduğu için üretim, yani normal bakkallarda satılanlarla aynı zannediyorlar. Halbuki eti bile, özür dilerim, yumurtası bile çok lezzetli. Fark ediyor, çok fark ediyor. Yani şu an satış konusunda çok fazla bir sıkıntım var mı? Yalan değil, yok yani. Zaten ilk başlarken her zaman dediğim gibi 15-20 tavukla başlayıp birazcık pazar edindikten sonra. Hatta bugün bir toptancı aradı. Yani bugün değil, demeyeyim de 3 gün önce beyaz yumurta lazımdı. Gezen tavuk. Kendisine de yumurta ayırmak zorunda kaldım. Bu şekilde arkadaşlar, yani birazcık videolara ara verdim. Başka bir sebebi de var. Yani yağmurdan ziyade WhatsApp'tan bazı arkadaşlar biraz canımı sıktı. İnsanlara yardımcı olmaya çalıştıkça insanlar bunu suistimal ediyorlar. Yani suistimalden kastım şu. Kişi yazıyor diyor ki bana tavuk lazım. Tamam abi işte yardımcı olalım. Ama 10 tane tavuk lazım. Ya bakın arkadaşlar. Ben her zaman dediğim gibi yani şu an merkezlere en az 300 sevkiyat yapabiliyorlar da merkezlere yani. Şimdi adam köyün bilmem neyinde 10 tane 15 tane tavuk olacak işler değil bu işler arkadaşlar. Onu semt pazarından da konu komşunuzdan da bulabilirsiniz yani. Bir de kimisi sen pazarlamacı mısın tarzında bana WhatsApp'tan yazılar yazdı. Yok işte millete çadır pazarlıyorsun. Yok tavuk pazarlıyorsun.
Bakın arkadaşlar, ben tekrar söylüyorum. Geçenlerde Gülçin Hanım, yani ismini vereyim, Gülçin Hanım aradı. Gülçin Hanım güzel bir projesi vardı otizm çocuklarıyla ilgili, özel çocuklarla ilgili. Bununla ilgili de bir çalışma yapacağız inşallah. Şimdi yani böyle güzel dönüşler de var. Ama maalesef adam bizi pazarlamacı yapıp millete bilmem ne işte affedersiniz biraz ağır olacak, yok mal kakalamıyorsun filan tarzında bir şey oldu. Bakın arkadaşlar, bu çadır 50 metrekare. 50 metrekare şu an çadır 26 bin lira. Ben size iddia ediyorum 20 bin liraya da bulursunuz. Ama kalitesinde ödün vererek bulursunuz. Bunu da söyleyeyim size. Bu sebepten lütfen sizden rica ediyorum. Bakın, ben yardımcı olmak istedikçe üstüme farklı şeyler de geliyorsunuz. Olmuyor. Yani benim sizden nacizane ricam, yani beğeni atıp videoları paylaşmanız yani. Çünkü bu bilgileri arkadaşlar son dönemlerde yine bakın tekrar vurguluyorum. Şu kadar tavukla şu kadar para kazanırsınız videolarına takılıyorsunuz. Bakıyorum adam orada yüz binlerce izlenmiş. Biz burada doğruları anlattığımız için bizi yargılıyorlar. Demek ki yanlışı biz mi yapıyoruz onu da bilmiyorum ama ben vicdanen rahatım arkadaş. Ben az önce yumurtamı da topladım. İsterseniz onu da göstereyim. Aslında adetim değildir. Neyse, göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Çünkü rakam vermiyorum. Nazara çok inanıyorum. O sebepten dolayı %80 verime geldim. Allah nasip ederse bir ay içerisinde %100 verime geleceğine inanıyorum. Şimdiden size iyi seyirler arkadaşlar. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygıyla.